Eğitim Pusulası programından mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Hiç şüphe yok ki son günlerde gündemdeki konulara baktığımızda en çok konuşulan konu nedir diye bir araştırma yaptığımızda ekonomi ve eğitim geliyor. Eğitim Pusulası programında da adından da anlaşıldığı gibi eğitimi konuşuyoruz. Bugün çok değerli iki konuğum var, iki eğitimci. Mehmet Ercan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Mehmet Büyük Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu programda eğitimcilerimiz bize bu özellikle pandemi sürecinde hem öğrencilerin hem de velilerin hatta öğretmenlerin ne yapması gerektiği hususunda da değineceğimiz konular var. Bizi aydınlatacaklar diye ümit ediyorum. Tekrar hoş geldiniz hocalarım. Evet şimdi önce ben Mehmet Büyük Hocam'la başlayayım. Hocam yani öyle bir süreçteyiz ki uzaktan eğitimle çocuklar, öğrenciler eğitim almaya çalışıyor. Bir yandan düşünüyoruz, diyoruz ki aslında tam da bir eşitlik söz konusu değil mi? Şimdiye kadar hep şunu söylüyorduk. A okulu belki daha iyidir B okuluna göre tabii. Veya özel okullarla devlet okulları arasında bir rekabet olabiliyordu. Şimdi en azından bütün öğrenciler evde aynı öğretmenden ya da aynı şekilde ders alabiliyor. Dolayısıyla öncelikle ben şuradan başlamak istiyorum. Bu uzaktan eğitim eşitliği getirdi mi getirmedi mi? Şimdi tabii bu uzaktan eğitim eşitlik yerine daha büyük bir eşitsizlik, getirdi. Mi? Kesinlikle. Hı. Bu konuda net araştırmalar da mevcut. Ülkemizde dediğim gibi bakanlığın ya da başka birimlerin üstteki yetkilileri, hükümet yetkililerini kimsenin kandırmasına gerek yok. Ne yazık ki pandemide fırsat eşitsizliği şu an hiç kapanmayacak şekilde yoksul ailelerde yaşayan çocukların okuldan uzakta kaldığı her gün, inanın bu çocuklar öğrenmeden uzaklaşıyor. Zengin aileler, durumu mevcut iyi olan aileler de zaten sadece uzaktan eğitimden faydalanabiliyorlar. Bakın biz sadece Urfa bölgesini düşünelim. Şu an Urfa bölgesini biz bunu Türkiye'ye de yayabiliriz. Urfa bölgesinde sizce Eyübiye bölgesinde yaşayan insanların kaçta kaçı bu çocuklar internet ortamında eğitimden faydalanabiliyor? Ya da bir Bağlarbaşı'yı düşünelim. Bir Süleymaniye'yi düşünelim. Ya da bizim ilçelerimizi düşünelim. Zaten Şanlıurfa eğitimde geri planda olmasına rağmen bu tür bir uzaktan eğitimle bu fırsat eşitsizliği şu an tamamen açılıyor. Ben buradan özellikle hükümet yetkililerini uyarmak istiyorum. İnanın çocuklar yaklaşık 9 aydır eğitimden uzak. Ve bu çocukları bizim okula tekrar ısındırma şansımız neredeyse olmaz. Bunu biz dünya kadar para da harcasak bu şu anki mevcut durumu düzeltme şansımız olmayacaktır. Peki şimdi o konuya gireceğiz. Öğrencilerin o psikolojik boyutu. Bu arada şimdi biz Edessa TV biliyorsunuz Şanlıurfa'da yayın yapan bir kanal, belki yerel kanal diyeceğiz ama esasında hiç de yerel değil. Çünkü bölgeden çokça izlenen bir televizyon kanalıyız. Yani Elazığ'dan diyelim ki izleyicilerimiz, evet. Kars'tan. Çünkü haber bültenlerinde de bölgeden haberleri biz hep seyircilerimize aktarıyoruz. Az önce söylediğiniz duruma ben bir açıklık getireyim. En azından Urfa dışındaki seyircilerimizin anlaması açısından. Hocam Eyübiye derken, Süleymaniye derken oradaki ailelerin sosyoekonomik durumu yoksul aileleri evet, çok da iyi olmadığını ifade etmeye çalışıyor. Peki Mehmet Ercan Hocam, şimdi Mehmet Hocam diyor ki bu arada her iki isim de Mehmet olunca ben soy isimlerinizle en iyisi hitap edeyim. Şimdi bir eşitsizlik olduğunu söylüyor. Siz daha önce Milli Eğitim'de çok farklı kademelerde de görev almıştınız. Bu anlamda yani işte örnek verdi hocam ilçelerden, Eyübiye ilçesi derken. Şimdi ilçelere yönelik de yapılan çalışmalar var. Belediyeler mesela diyor ki biz tablet dağıtacağız ya da evde internet olmayan çocuklar için gençlik merkezinde işte gelip internete bağlansınlar, o eğitimi alsınlar diyor. Yeterli olur mu? Ben ekranlar başında bizi izleyen bütün seyircilerimize iyi akşamlar diliyorum. Gerçekten can alıcı bir konu eğitim konusu ve bu pandemi sürecinde maalesef en çok yara alan konulardan birisiydi. Karar alırken, değerlendirme yapılırken belki en çok göz ardı edilen konu oldu maalesef eğitim konusu. Halbuki gelişmiş olan ülkelere baktığımız zaman bütün planlar yapılırken
yol akış diyagramları çizilirken eğitim sürekli en önde tutulan konulardan birisiydi. Biz de hatırlayın işte 16 Mart'ta pandemi sürecinde ilk vaka tespit edildikten sonra ilk alınan karar yüz yüze eğitimin kesinlikle sona erdirilmesiydi. İlk karar buydu. Daha sonra diğer yerler, diğer kapatılma yerleri gündeme geldi. Halbuki bunun muadili olan diğer ülkelere baktığımız zaman bütün tedbirler alınarak eğitimde mutlaka ısrarcı olunuyor. Buraya gelirken de böyle diğer ülkelerde yüz yüze eğitim nasıl oluyor, uzaktan eğitim nasıl, böyle bir baktığımız zaman Türkiye'nin uzaktan eğitimde birçok ülkeye göre çok ileride olduğunu gördük. Bunun sebebi bizim bütün kurgumuzu uzaktan eğitim üzerine kurmamızdan kaynaklı. Yani biz ilk günden yüz yüze eğitimi eledik ve bütün enerjimizi uzaktan eğitim üzerine verdik. Dolayısıyla da şu an Avrupa'da bazı ülkelerde işte pandemide karantinadan dolayı okula devam edemeyen öğrencilerle ilgili ne yapılacak? Sıkıntılar yaşanıyor. Bizde bu türden problemler yaşanmıyor. Çünkü biz bütün kurgumuzu dediğim gibi uzaktan eğitim üzerine kurduk. Halbuki peki, biz uzaktan eğitimde Avrupa'ya göre daha ileri noktadayız. Daha ilerideyiz. Peki bu bizim eğitimde daha ileride olduğumuz anlamına geliyor bu mu? Bu kesinlikle bu anlama gelmiyor. Hı. Yani burada bu sefer uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimin verimliliğini karşılaştırmak gerekiyor. Hangisi öğrenci açısından çok daha faydalı, hangisi yürütülmesi gereken şeydir? Şimdi bizim ülke olarak süreci götüren bilim kurulumuz var. Hı hı. Maalesef bilim kurulu sadece sağlıkçılardan meydana geliyor. Belki karar verilirken eğitimin göz ardı edilme sebeplerinden birisi budur. Mutlaka sağlık en önemli konulardan birisidir. Bir can kaybının izahı yoktur, telafisi yoktur. Bununla ilgili mutlaka çok yerinde tedbirler almak bu gerekir. Çok önemli. Şimdi diyorsunuz ki bilim kurulu üyelerinde mutlaka bir eğitimcinin olması gerekiyor. O halde sadece eğitimci olmaz. Yani diyelim ki turizmci de olmalı. Bu o anlama geliyor. Bu da kabine toplantısı değil mi? Yani şimdi normalde bakanlar da var. Yani mutlaka ama şimdi siz eğitimle ilgili bir karar alıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bütün okullarda yüz yüze eğitimi iptal ettim, kaldırdım. Online eğitime geçtim. Şimdi siz bu kararı alırken sadece yani diyor ki elindeki tek aleti çekiç olan herkesi taş gibi görür ya da herkesi çivi gibi görür. Tek aletimiz o değil. Yani bu ülkede eğitim pedagogları var, çocuk ve ergen psikologları var. Şey olarak pedagojik formasyon olarak eğitimle iştigal edenler var. Bununla ilgili gerçekten ömrünü bu anlamda araştırmalar adayanlar var. Mutlaka bilim kurulu içerisinde ekonomist de bulunabilir. Hı-hı. Nihayetinde sizin aldığınız kararlar şu an birçok insan etkiliyor, ekonomiye tabii. etkiliyor, dükkanları kapanıyor. Bu şu anlama gelmiyor. Yani bunun karşıtı o zaman her taraf açılsın, insanlar hayatlarını mı kaybetsin? Bunun sonucu o değil. Hı-hı. Siz karar alırken bir kararın bütün etkenlerini, bütün ondan edilgen olanları, bütün etkilenenleri bir arada toplarsınız. Bunun getirisini, götürüsünü değerlendirirsiniz. Ben işte yüz yüze eğitimi kaldırdım, sadece online eğitime geçtim dediğiniz zaman peki bunun öğrenci üzerindeki etkileri neler? Siz çok iyi online eğitim yapabilirsiniz ki yapmak gerekiyor. Yani yapılan araştırmalar bu süreçte online eğitimin de gerçekten büyük bir boşluğu kapattığını gösteriyor. Peki bunun ne kadar yararlı olup olmadığını da biraz sonra konuşacağız ama yani yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim arasındaki o kıyaslamayı yapacağız. Şimdi Mehmet Hocam şöyle bir durum yok mu? Bugüne kadar hani Milli Eğitim Bakanlarına baktığımız zaman yani eğitimci olan hani eğitim kökenli mi desek köken kelimesini pek sevmiyorum ama hani eğitimci olan bir tek Ziya Selçuk. Şu evet. an Milli Eğitim Bakanı Sayın Selçuk. Yani ilk zaten atandığında da seçimlerden sonra bütün eğitim camiası böyle bir müjde, bir sevinçle karşılamıştı tabii bunu. Yani şu an duruma bakışınız daha mı farklı oldu? Yani, siz Milli Eğitim Bakanı'nın bu anlamda çok aktif olmadığını mı düşünüyorsunuz? Ben tabii biraz bu konuda biraz daha farklı düşünüyorum. Ben özellikle Sayın Milli Eğitim Bakanı eğitimci olduğunda gerçekten hepimiz içimiz kıpır kıpır sevindik. Yani bir içimizden biri eğitim hı hı. noktasında en azından bizi anlıyor, öğrenciyi anlıyor dedik. Ama ne yazık ki bu salgın sürecinde belki yaşadığımız bu zor süreçten dolayı da Sayın Milli Eğitim Bakanımız sınıfta kalmıştır. Ve Sayın Milli Eğitim Bakanımız ne yazık ki bizim nezdimizde
öğrencinin nezdinde bana göre güven kaybetmiştir. Güven kaybetmesinin nedenleri de açık ve ortadadır. Sayın Milli Eğitim Bakanımız birinci sınıfları, ikinci sınıfları kademe kademe başlatırken 23 Kasım'da biz tüm kademelerle derse başlıyoruz dedi. Bakın bizzat açıklaması var. 23 Kasım'da tüm kademeler yüz yüze eğitime başlıyor. Ve bir gençlere burada söz veriyor. Yani koca bir gençliğe söz veriyor, 23 Kasım'da başlayacağız. 23 Kasım'da koca bir bakan başlayacağız diyorsa, biz kendimiz eğitimciler olarak da dedik herhalde Sayın Bakan bilim kuruluyla görüşüyor, hükümet yetkilileriyle görüşüyor. Mutlaka kendisinin bildiği veriler elinde. Kendi açıklaması da bizzat bizde mevcut. Bunu kanalların karşısında yaptı. Okullarda yüz yüze eğitim başladığı günden itibaren kesinlikle vaka artışı yoktur. Okullarda bu tür bir sorunla karşılaşılmadı. Bu Sayın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması. Sayın Fahrettin Koca'nın açıklaması yine o telkinde bulundu. Okullar açıldıktan sonra vakalarda kesinlikle artış yaşanmadı. Peki bu ülkedeki gençlik eğer Milli Eğitim Bakanı'na güvenmeyecekse, Sayın Fahrettin Koca'ya güvenmeyecekse, açık ve net söyleyeyim biz kime güveneceğiz? Bir bilim kurulunun, bilim kurulundan çıkan bir karara göre, yani bilim kurulunda bir karar çıkıyor. Bunu ne Milli Eğitim Bakanı'yla muhtemelen görüşmüyorlar. Yani kendi aralarında bir kopukluk var. Bilim kurulu gençlerin ruh halini, duygusal halini, psikolojik halini bunu bilemez. Sadece orada bilimsel olarak kendisi bir karar vermiştir. Bu kararı harekete geçiriyorsa Sayın bundan sonraki süreçte biz Sayın Milli Eğitim Bakanı'na 4 Ocak'ta açılacak diyor. Peki biz 4 Ocak'ta okulların açılacağını Milli Eğitim Bakanı'na nasıl güvenerek bir gençliğe söz verebiliriz? Yani Sayın Milli Eğitim Bakanı burada kesinlikle kendisini... Ama açılacak diyor. Ben Milli Eğitim Bakanı'nın kesinlikle kendisini sorgulaması lazım. Müthiş gençlikte bir güven kaybı yaşamış. Eğitimcilerin nezdinde bir güven kaybı yaşamış. Yani bunu düzeltmesi için bana göre ya bilim kuruluyla çok net görüşmeler yapıp eğer 4 Ocak'ta açılacaksa... Bakın 4 Ocak diyor. Şu an biz burada 3 kişi olmamıza rağmen kesinlikle Milli Eğitim Bakanı'na güvenmiyoruz. Ve koca bir öğrenci nesli de güvenmiyor artık. Biz öğrenciler normalde derse giriyoruz. Peki şimdi diyorsunuz ki kendi açıklaması şu şekildeydi. Okullar açıldıktan sonra vaka sayılarında artış olmadı. Yani şunu mu söyledi? Vaka sayılarında artış olmadı mı? Yoksa vaka sayılarındaki artış hani okulla bağlantılı? Okulla bağlantı değildi. Değil. Tabii yani, okulla yani, bağlantılı değil. Bizzat açıklaması Sayın Fahrettin Koca'nın, Sayın Milli Eğitim Bakanımızın, bilim kurulu üyesinin birçok üye arkadaşı... Düşünüyor musunuz? Şu an okullar kapalı olduğu halde değil mi? Yani bir aydır okullar kapalı ve vaka sayılarında da... Vaka sayılarında da artış var. Bir ay ben artış bu anlayıştayım. Birçok ailenin, anne babanın da bu anlayışta olduğuna inanan bir insanım. Açık ve net söyleyeyim. Ülkemizde her yer kapalı olsa dahi okulların mutlaka açık olması gerekiyor. Çünkü... Uzaktan eğitim bu çocukların ruhsal, psikolojik, duygusal olarak öyle bir etkileniyor ki bu gençler. Emin olun ilerleyen süreçte bunu parayla yani parayla biz bu sorunları çözemeyiz. Evet. Net bir şekilde bunu böyle kayıp bir nesil oluyor şu an. Kesinlikle. Peki şimdi Mehmet Hocam şimdi burada yani hocam da belirtti. Vaka sayılarındaki artışın hani hiç okulla alakası yok. Siz bunu net bir şekilde söyleyebiliyorsunuz değil mi? Şu an okullar kapalı, vaka sayıları artıyor. Dolayısıyla yani siz mutlaka velilerle de görüşüyorsunuzdur. Yani şu an siz bazı şeyleri, biz okulların açık olduğu bir süreç oldu. Kademeli olarak önce birinci sınıflar, daha sonra ilkokul ve vesaire böyle devam edilen bir süreç oldu. Bu süreçle ilgili de çeşitli anketler yapıldı, çeşitli araştırmalar yapıldı. Bunların verileri bakanlığa da ulaştı ve Mehmet Bey'in ifade ettiği gibi bilim kurulu üyelerinin kendi ifadeleridir bu. Okulların açık olduğu dönemde okulların açık olmasından kaynaklı bir vaka artışı olmadı. Vaka artışı olmadı değil. Okulların açık olmasından kaynaklı. Evet, yani bunu Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi ifadesi, okulların kapatılmasından bir hafta önceki bir açıklamasıydı. Salgının yükselişte olduğu şu dönemde dedi, aldığımız tedbirlerle içimiz rahat bir şekilde şunu söyleyebiliriz, okullar çarşıdan, pazardan daha güvenlidir. Ve bir hafta sonra da bütün okulların kapatılması geldi. Yüz yüze eğitimin tamamıyla bütün kademelerde bitirilmesi geldi. Dolayısıyla bu alınan kararlarla ilgili gerçekten insanların gitgeller yaşamasına sebep oluyor. Herkes şunu rahatlıkla görmek istiyor. Yani nihayetinde salgının seyri belli, vakalar belli.
Bizler bazı verilere sahip olmasak da devletin ilgili organları bu verilerin hepsine sahip, bir öngörünüz olmalı. Ve bu öngörünüzle ilgili de insanların tereddütleri olmamalı. Ama biz süreç içerisinde maalesef Milli Eğitim Bakanlığı'nda çok gitgellerin yaşadığını gördük. Anladım. Sadece anladım. 17 Aralık'tan bu yana meydana gelen gitgelleri ben ifade edeyim. Anladım. Sadece yani 17 Aralık. Şunu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki yarın bir açıklama yapılsa, pazartesi bütün kademeler açılacaktır dense şaşırmayız. Yarın bir açıklama yapılsa, Haziran'a kadar okullar bütün kademeler için kapalıdır dense yine şaşırmayız diyorsunuz. Çünkü bunun örneği var. Ben ifade edeyim onu. 17 Aralık'ta Cumhurbaşkanı açıklamasından itibaren tüm okullarda, tüm kademelerde, bütün örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim kaldırıldı. Uzaktan eğitime geçildi. Evet. Aradan kısa bir süre geçildi. Milli Eğitim Bakanı dedi ki tamam biz hepsini kapattık ama ya biz yanlış yapmışız. Biz okul öncesi başlayabilir. Okul öncesinin açılmasına karar verildi. Bütün bu bahsettiğim bu 17 Aralık'tan sonraki süreçte. Ardından yandığında ki ya yok biz yine yanlış yapmışız. Bütün okul öncesi eğitim kurumlarının açık olmaması gerekiyormuş. Biz devletin okul öncesi eğitim kurumlarını kapatıyoruz. Özeldekiler devam edebilir. Devam etti. Dün de bir açıklama. Ya dedi ki bu sefer Milli Eğitim Bakanlığı ya yok biz özelin de okul öncesi eğitim kurumlarını kapatalım. Ama burada da şöyle böyle bir ucube bir karar oldu. Milli eğitime bağlı okul öncesi eğitim kurumları kapatıldı. Aile sosyal politikalara bağlı kreşler açık bırakıldı. Yani şimdi bunu bir izahta zorlanıyorsunuz. Sonra tekrar yeni bir karar alındı. Dendi ki hem devlette hem özeldeki bütün okul öncesi sınıfları açıyorum ana sınıfları hariç. Bakın 5 tane değişik karar Milli Eğitim Bakanlığı'nın, aynı bakanlığın aldığı 5 değişik karar ve bu kararlar bir ay içerisinde oldu. Dolayısıyla ifade ettiğiniz gibi velilerimiz de öğrencilerimiz de yarınla ilgili bir öngörüye sahip olamıyorlar. Yani bir hafta erteleyin, başka bir şey söyleyin ama insanlar desinler ki yani bizim okullarımıza da velilerimiz geliyor sohbet ediyor. Hocam diyorlar ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz, okul ne zaman açılacak, okul şu vakit açılır mı, şu vakit kapanır mı? En kötüsü budur. Şimdi Almanya... Ben de hocam bu programdan önce, yani siz gelmeden önce onu düşünüyordum. Diyordum ki iki tane çok değerli eğitimci konuğumuz olacak. En azından bunu netliğe kavuştururuz. Sorarım. Sizce ne zaman açılacak tüm kademeler için 4 Ocak'ta açılır mı diye düşünüyordum ama sormaktan vazgeçtim. Yani şimdiye kadar söyledikleriniz zaten cevabı da ortaya çıkarmış oldu. Buyurun. Şimdi... Almanya dediniz hocam. Şimdi Almanya örneğinde şu an vaka sayıları Avrupa'da hızla artıyor. Vefat oranları hızla artıyor. Almanya şu an bir karar aldı. Dedi ki ben bir aylık tam kapanmaya geçiyorum. Bütün her tarafı bir ay boyunca tamamıyla kapatıyorum. Ve bu süreçte okullar kapanıyor. Yani her taraf kapandı ve şu an diyor ki ben bu ayda da okulları da artık kapatıyorum diyor. Ve bunun da 15 günü zaten tatile geliyor. Dolayısıyla şu an Almanya'daki her vatandaşın zihni nettir, berraktır. Bir ay boyunca okul yok. Kendi planını ona göre yapacak. Öğrencinin bu süreç içerisindeki hazırlamasını ona göre yapacak. Ve bilecek ki bir ay sonra okullar açılıyor. Almanya evet. Konusunda Mehmet Hocam'a destekleyici. Bakın şimdi Almanya'dan bir mesaj aldım. 17.08.2020'de okullar açılmış. Ağustos'da okullar açılmış. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. 5 ay boyunca ve haftada 5 gün. Haftada 5 gün çocuklar derse gitmişler. Haftada 5 gün. Bugün tatile girmelerinin nedeni de zaten bu cuma günü Almanya'da normal 2 haftalık okul tatili başlıyormuş. Evet. Bakın. Bizim normal işte 15 tatil. Sömestr. Normal 15 sömestr tatili evet. Başlıyormuş. Ha ne yapıyor? Adam sömestr tatiline denk gelecek şekilde ayarlamış. Orada bir 10 gün fazladan tatil yapıyor ve her tarafı kapatıyor. Bu Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'ta okullar açıkken oteller, eğlence merkezleri, büyük AVM'ler, Almanya'da hepsi kapalı. Bakın bunları burada hayatı durdururken ama eğitimde hayatı durdurmuyor. Ve bu bana mesajı atan Almanya'daki yeğenim 9. sınıf öğrencisi. Evet. Bizde de tam tersi diyorsunuz. Önce akla eğitim... önce eğitim geliyor. İlk başta akla eğitim geliyor. Hemen oradan durdurma başlıyor. Çünkü en kolay olanı en bu. En kolayı seçiyor. Yani bunun dışında bu pandemi sürecinde biz hem sağlığımızı kaybetmeden eğitimimizi de nasıl sürdürebiliriz? Evet. Bunun üzerinde kafa yormak lazımdı. Ama pandemi sürecinde
Uzaktan eğitimle ilgili ben böyle programınızdan önce de böyle tekrar böyle bir literatüre baktım. Bununla ilgili yapılmış olan araştırmalar, yazılmış olan makaleler var. Pandemi sürecindeki eğitim bütün yönleriyle araştırılıyor. Mesela Gaziantep Üniversitesi'nde Mehmet Başaran ve ekibinin yaptığı bir araştırma var. Pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkinliği üzerine bir çalışma. İzmir'den İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde Merve Keskin yaptığı bir çalışma var. Covid-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. Evet. Milli Eğitim'de eğitim sendikalarından Türk Eğitim Sen'in yaptığı bir araştırma var. 1352 tane öğretmen üzerinde onlarla beraber yapılmış olan bir araştırma var. Ve bunların verileri var. Ben bu verileri böyle bir değerlendirmeye çalıştım. Çıkan sonuç? 1352 öğretmenle ilgili yapılan anket çalışmasında öğretmenlere okulların yüz yüze eğitim yapıldığı zaman diliminde öğrencilerin eğitime katılımları sorulmuş. Ve şöyle diyor, öğretmenlerin %52.3'ü yüz yüze eğitimde öğrencilerin %76-100 arası derslere katılımının olduğunu belirttiler. Hı hı. Yani şu an bu verilerimiz pandemiden haberdardırlar. Öğrencilerin COVID'e bulaşma, eve taşıma riskinden haberdardırlar. Buna rağmen %76 ile 100 arası bir katılım var yüz yüze eğitime. Ki bunu Milli Eğitim Bakanı'nın kendisi de ifade etti. Biz başlangıçta katılımın çok olacağını beklemiyorduk, düşünmüyorduk, kaygılarımız vardı. Fakat başladıktan sonra katılımın %80'lerde olduğunu gördük dedi. Yüz yüze eğitimin yapıldığı süreçte. Şimdi ben İzmir'deki üniversitemizin araştırma verilerine baktım. Hı hı. 652 kişi üzerinde bir araştırma yapılmış. Burada online'dan kaynaklı değerlendirmeler yapılmış. Şöyle demiş katılımcıların, %84'ü online eğitimin yüz yüze eğitim kadar etkili olmadığını ifade etmiş. %84'ü. %50'si online eğitimde öğretmenleriyle rahatça iletişim kuramadıklarını ifade etmişler. Yani bunlar sayısal veriler olduğu için bunları ifade ediyorum. Yoksa böyle sadece görünüş itibariyle de bir değerlendirdiğiniz aynen, zaman da bunların aynen. çoğuna vakıfsınız zaten. %74'ü öğrendiklerinin çok çabuk unutulduğunu ifade etmişler. %53'ü teknik sorunlardan dolayı derse katılım sağlayamadığını ifade etmiş. Yani biz istediğimiz kadar bunun altyapısıyla uğraşalım, yapalım. Fırsat eşitliği, fırsat eşitsizliği dedik. Mehmet Bey onu ifade etti. Yine sendikanın yaptığı araştırmada Ankara'nın Sincan ilçesinde 1060 evde televizyon olmadığı, yani bırakın interneti, EBA'yı canlı izlemek için televizyonun dahi olmadığı ifade edildi ki biz Şanlıurfa'da kırsaldaki köylerimizi, ilçelerimizi bırakın, Şanlıurfa merkezde internet altyapı problemi yaşıyoruz. Dolayısıyla da bunun erişiminde ciddi sıkıntıların yaşandığını hepimiz görüyoruz. Tekrar ifade edeyim. Yani bu şu anlama gelmiyor. Uzaktan eğitimi bırakalım. Uzaktan eğitim yapmayalım. Mutlaka eğer yüz yüze eğitim yapmıyorsanız bunu yapmalısınız. Bununla ilgili destekler olmalı. Evet. Ama bunların getirisini götürsünde değerlendirmek gerekiyor. Lazım. Peki Mehmet Hocam, siz az önce o Almanya örneğini verirken işte tatile denk geliyor falan dediniz de şimdi zaten bizde de Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı açıklama, hani 4 Ocak'tan sonra okullar açıldığında tatil yapmayacağız, ara tatil yapmayacağız demişti. Orada da yine o açık kapatılmış olmuyor mu? Yine aynı hesaba gelmiyor mu? Ben şöyle söyleyeyim, yani biraz önce Mehmet Hocam da bahsetti. Bizim ülkemizde yani kapanmayla ilgili bir şey konuşulduğunda ilk adamların aklına okul geliyor. Bizim sıkıntımız burada. Bakın Almanya eğitimde bizden çok çok ileride olmasına rağmen ben oradaki tanıdıklarla görüşüyorum. Önce normal AVM'lerdir, otellerdir, eğlence merkezleridir. Hı hı. Bu sektörler kapanırken kesinlikle okul işine girmiyorlar. Girmiyorlar. Ha, bizi Almanya ile ya da Avrupa ile ayıran nokta, onlar eğitimi en sonda düşünüyor kapatmayı. Bizim ülkemizde eğitimi ilk etapta kapatma aklına geliyor. Çünkü bizimkilerin aklına en kolay yol nasıl olur? Ben size bir örnek vereyim. Şimdi pazarlarda hemen hemen Şanlıurfa'da ya da Türkiye geneli pazarlarda siz o kalabalıkları, sosyal mesafe uymayan o kalabalıkları televizyonlarda hepimiz görmüşüzdür. Evet, evet, görüyoruz. Peki pazarları kapatmayı düşünmeyen bir anlayış okulları nasıl kapatır? Pazarlarda sosyal mesafe denen bir kavram bile hemen hemen yok. Bu televizyonlarda haber kanallarına yansımış. Hı hı. Bakın
açık ve net söyleyeyim. Belki ben bu sözlerim tepki de alabilir. Bu ülkedeki siyasilerin büyük bir çoğunluğu domates ve patlıcana verdiği önemi ne yazık ki genç bir nesile vermiyorlar. Ben bu sözlerimden dolayı tepki de alabilirim. Ama pazarlarda domatese, patlıcana verdikleri önemi genç bir nesile vermediklerini peki görüyorum. Çünkü burada neden? Risk almak istemiyorlar. Kolay bir yolu seçiyorlar. Kolay yol nedir? Hemen okulları kapat. Yani ekonomi ya aman pazar aksamasın ya turizm aksamasın ama bir nesil kayboluyor. Bu nesli kazanmak için 50 tane turizm sektörü de ayağa kalksa biz bu nesli kaybolan bir nesli toparlama şansımız olmayacaktır ve çok zaman alacaktır. Peki şimdi geçtiğimiz günlerde bir ay öncesine kadar okullar açık iken nihayetinde çocuğu okula gönderip göndermeme konusunda yani bu inisiyatif veliye bırakılmamış evet mıydı? Veli isterse göndermeyebilirdi evet, değil evet mi? Tabii, hani aynen. Diyelim ki iki gün okula gidiliyordu aynen ya 8. sınıflar için söylüyorum mesela. Şimdi burada da yine aynı şekilde yani diyorsunuz ki hani söz konusu eğitim olunca sorun bizden kaynaklanmasın evet diye kapatılıyor. Ama pazarlarda eğer yarın öbür gün bulaşırsa ya biz demedik mi işte eve evet, kapanın. Evet, evet. Pazara siz kendiniz tabii gittiniz. Biz gidin demedik. Ama okul olunca bir nevi bunun sorumlusu doğrudan Milli Eğitim olmuyor mu? Evet, aynı. Peki bir öncekinde Milli Eğitim zorunlu hale getirmiş miydi, getirmemiş miydi? Onu şu an aklıma geldi. Değil mi? Tabii. Peki dün bir açıklama yapıldı. Mesela neydi? Ana sınıflar için okula gidebilirler tabii diye bir açıklama yapıldı. Şimdi elbette ki bütün kademeler kendi içerisinde çok çok önemlidir. Hani ana sınıfından 12. sınıfa kadar. Ama siz eğitimciler hani böyle bir hani önem sırası diye bir sıralama yaptığınız zaman bu soruyu ikinize soruyorum. Yani mesela birinci sınıflar bana göre çok çok önemli. Çünkü okuma yazma öğreniyorlar. Diğer hani önem sırasına göre baktığımızda 5. sınıflar mıdır, 8. sınıflar mıdır, 9 mudur, ben, 12 midir nedir yani? Tabii yani 1. sınıflar mı önemli, 8. sınıflar mı önemli ondan ziyade ben bu tabii anlayışta... Hepsinin önemli olduğunu bir daha söyleyeyim ben. Ve sadece ben değil 83 milyon şu an bu anlayışta olduğuna inanıyorum. Sektörlerin birçoğu kapalı olduğu halde okulların kapalı olmasını istemeyen aileler belki yüz binlerce. Hı hı. Bakın okullar açıldığında haftada bir gün olmasına rağmen aileler çocuklarını hepsi elinden tutup çocuklarını okula götürüyordu. Çünkü 83 milyon insan biliyor ki bu ülkede çocuğu eğitimle bir yerlere gelebilir. Tabii. Yani ancak eğitimle bu çocuk okuyabilir, bir yerlere gelebilir, bir mevki makama gelebilir. Yani eğitimli bir neslin yetişmesi için inanın 83 milyonun verdiği mücadeleyi ne yazık ki ne Sayın Bakanımız veriyor ne Sayın Hükümet yetkilileri veriyor. Şu an veliler açık ve net söyleyeyim çocuklarının ellerinden tutup özel ders kapılarının peşinde dolaştırıyorlar. Ben bazen yürüdüğümde normal sokakta görüyorsun, hissediyorsun onu. Küçük çocuğun elinde tutmuş acaba nasıl bir öğretmene ulaştırabilirim de %1 eğitim alabilir. Ya da öğretmeni nasıl eve getirebilirim de benim çocuğum eğitimde geri kalmasın mücadelesini veriyorlar. Ama bunu aile durumu iyi olan, varlıkları iyi olan aileler bu mücadelenin içerisinde. Ve şu an insanlar gerçekten bir koşuşturmanın içerisinde eğitimde. Siz sanmayın ki uzaktan eğitimle insanlar yani yetiniyor. Bunun yanında neredeyse varlıklı ailelerin hemen hemen her evi özel ders evlerine dönüşmüş. Çünkü neden? Bu insanlar çocuklarının, geleceği olan çocuklarını acaba nasıl eğitimle bir yerlere getirebilirim? Peki. 83 milyonun burada verdiği mücadeleyi inanın ne Sayın Bakan veriyor peki ne de özür dilerim ne de hükümet yetkilileri veriyor. Uzaktan eğitimden bahsediyorlar. Uzaktan eğitimde bugün bir arkadaşımla görüştüm. Sınıf 41 kişilik. Diyor 41 kişiden uzaktan eğitime diyor ben derse girdim. Bir çocuk girmiş o derse. 40 tane çocuk ortada yok. O 40 tane çocuğun vebali kim ne derse desin şu anki mevcut yetkililerin boyunadır. Peki siz soruma direkt cevap vermediniz. Hani buyurun, önem sırası diye bir şey yok dediniz ama o halde soruyu ben şöyle sorayım. Diyorsunuz ki bizim yaptığımız tespitlere göre aileler işte özel ders aldırıyorlar. Peki özel ders aldıran öğrencilere baktığımızda, ailelere baktığımızda yine sınıf seviyesi hakkında bir bilginiz var mı? Sınıf daha seviyesi, çok birler mi, sekizler yani, mi, beşler tabii, mi mesela var mı böyle bir şey? Birinci sınıflar 8 ve 12'ler üzerinde daha niye çok işte duruluyor. Çünkü 8. ve 12. sınıflar, 8. ve 12. sınıflar Haziran ayında YKS, TYT dediğimiz sınava girecekler. Bu çocuklar... Peki. Ben de tam bu tamam noktaya gelmek istedim. 8'ler LGS'ye girecek, 12. sınıflar ve mezunlar da TYT, AYT dediğimiz yani YKS'ye girecekler. Peki hocam, var mı böyle bir bilgi? Yani bu sınavların Haziran'da
olmayacağı yönünde, yapılmayacağı yönünde bir duyum aldınız mı? Şimdi ya da bu, olabilir mi? Bu tekrar konuştuğumuz güven aslında aynı güvenle ilgili. Güven Milli Eğitim Bakanımızın yine bununla ilgili bir açıklaması oldu. Bu yasaklar başladıktan sonra dedi ki 8. ve 12. sınıflarımızda bir müjdemiz olacak. Müjdeli bir haberimiz olabilir önümüzdeki hafta. 8. ve 12. sınıftaki öğrenciler beklediler. Acaba ne olacak? Acaba bizi online eğitimden muaf tutup bizi yüz yüze eğitime mi dahil edecekler? Acaba müfredatla ilgili bir şey mi yapılacak? Sınav konularıyla ilgili bir düzenleme mi yapılacak? Yani daha öncesinden farklı hiçbir şey olmadı. Ne ve peki yapılan açıklamada ne dedi? Şu an yapılan açıklamada 8. sınıf ve 12. sınıflarımız için müfredat değişikliği söz konusu değil. Öğrencilerimiz aynı müfredattan sınava girecekler. Sınav o halde kesin olacak. Kesin olacak ama öğrencilerimizin yine aklarında bir soru işareti var. Ya ben şu an bu konulara çalışıyorum ama güven. Yarın bu konular sınav müfredatından çıkarılır mı? Yani çalışıyorsunuz ben, bir süreciniz var. Ben şöyle söyleyeyim. Buyurun. Ona ben bir örnek vereyim. Uzaktan eğitimle türev konusunu anlatıyor. Öğrenci bana diyor hocam diyor türev sınava konusu çıkar mı diyor. Dedim Sayın Bakan açıklama yapmış. Yani müfredat kesinlikle değişmeyecek. Hocam diyor ben var. Sayın Bakan'a artık inanmıyorum. Net bir şekilde. Ben buradan yine söylüyorum. Şu an genç nesil ne yazık ki Sayın Bakan'a bu konuda bir güven problemi başlamış. Ve bu güven probleminin biraz önce aşılması için, bir an önce aşılması için Sayın Bakanımızın net, tutarlı kararlar vermesi lazım. Çünkü müfredat değişmedi demesine rağmen İnanın şu an bir çalışma yapılsın, bir anket çalışması yapsın. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu halen güvenmiyor. Acaba ileride bir ay sonra müfredat değişir mi? Biz bu konuda Sayın Bakan'ı desteklememize rağmen, öğrenciyle çünkü biz karşı karşıya geliyoruz, eğitimciyiz. Biz diyoruz ya Sayın Bakan açıklama yapacak arkadaşlar. Müfredat değişmeyecek. Türeve, integrale yani matematiğin ağır konularına çalışmanız lazım. Evet, evet. Bakıyorsun çocukların kafasında yine belki yüzlerce soru işareti var. Çünkü Mehmet Hocam bahsetti, bundan önceki yaşanan süreçte evet, o güven oluşmadı ne yazık ki. Peki şimdi siz başlarken o eşitsizlikten bahsetmiştiniz. Evet. Burada da şöyle bir eşitsizlik olmaz mı? Şimdi ben öğrenci gözüyle baktığım zaman olaya, ya benden öncekiler, mesela geçen yıl, bir önceki yıl öğrenciler, diyelim ki YKS, YKS dediğim sınava girdiğinde tıp, hukuk kazandıkları zaman yüz yüze eğitim alıyorlardı, sınava girdiler, kazandılar. Benim zamanımda yüz yüze eğitim yok, aynı şekilde aynı sınava giriyorum deyip de böyle bir haksızlığa uğradığını düşünen olur mu? Ya da i̇şte konuşuyor musunuz hiç dediğim, böyle? Özür dilerim. Dediğim için gibi gençler arasında müthiş bir adaletsizlik duygusunu geliştiriyor. Bakın uzaktan eğitim adaletli eşitliği sağlıyor gibi görülebilir. Ama dediğim gibi bu çocuk 17-18 yaşına gelmiş. Bu çocuk bunları düşünebiliyor. Aile durumu iyi olan, ekonomik durumu iyi olan aileler uzaktan eğitimden faydalanıyor. Özel derslerden faydalanıyor. Gerektiğinde öğretmeni evine götürebiliyor. Şu an Türkiye'de varlıklı ailelerin büyük bir çoğunluğu bu imkanı belki çocuklarına sağlıyor. Ama yoksul çocuk, ekonomik durumu iyi olmayan çocuklar bir uzaktan eğitimden faydalanamıyor. İki özel ders kavramını zaten ekonomik şartlardan dolayı alamıyor. Adam 80 lira internet ücretini ödeyecek belki durumu olmayan yüz binlerce insan var. Yani bu konuda her bir ders için o kadar ücreti nasıl ödesin? Hatta bu konuda Sayın Bakanımıza biz buradan seslenmek istiyoruz. Kesinlikle yani bu konuda tutarlı, muğlak cümlelerden ziyade Sayın Bakan özellikle suya sabuna dokunmayan cümleler kullanıyor. Bu konuda net olacak, tutarlı olacak. Gerekirse bu konuda net bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımıza da anlatacak. Bir nesil kayboluyor. Bu neslin her taraf kapalı olsa dahi kesinlikle okulların açılması gerektiğini belirtmesi lazım. Ben bu konuda Sayın Bakan'ın Cumhurbaşkanı'na net tutarlı bir bilgi vermediğini düşünüyorum. Bilim kurulundan çıkan karara göre diyor tamam, eğer risk varsa biz orada yokuz. Okulda risk varsa biz orada yokuz diyorsa pazarda da risk var. O zaman pazar da kapatılsın. Otellerde de risk var. Oteller de kapatılsın. Çünkü Turizm Bakanı daha tutarlı, daha net duruyor. Peki. Mehmet Hocam yine aynı soru. Yani öğrenciler bu yıl kendilerini işte çok şanssız böyle kaderci bir anlayış olacak ama hani neydi başımıza gelen, biz sınava gireceğiz, bizden öncekiler böyle şanslıydı, biz şanssızız duygusu içerisinde mi, yoksa tam tersi işte biz daha şanslıyız çünkü işte sorular kolay olacak veya ne bileyim işte okul olmadığı için uzaktan eğitimle herkesle eşit
gerçi eşitsizlik olduğunu söylüyorsunuz. Yoksa böyle mi düşünüyorlar? Yani, nasıl düşünüyor öğrenciler? Sınav grubu öğrencilerinden bahsediyorum. Yani öncelikle bütün sınıflar için, anaokulundan başlayalım 12. sınıflara kadar, hepsinin bu eğitim öğretimden geri kalmaları gerçekten insan için burkan bir şey. Ama böyle ya kim daha önemli, hangisini işte daha önce başlatmak lazım, daha sonra başlatmak lazım dediğiniz zaman bakıyorsunuz ki bir grup öğrenci stresi daha fazla hissediyor. Sırtlarında daha ağır bir yük var. Kaygıları daha fazla. Sınav yaklaştıkça kabuslar gören öğrenciler var. Yani gerçekten çocuk rüyasında uyanıyor. Bakıyorsun diyor ki ya ben bir baktım ki sınava gittim. Sınava içeri gireceğim. Nüfus cüzdanımı unutmuşum. Ya bir baktım ki yanlış otobüse binmişim. Baktım ki şunu. Rüya bütün görüyorum. Bunlar sınav kaygısının üzerinde oluşturduğu psikolojik baskıdan kaynaklı. Dolayısıyla yani bu öğrencilerimizi mutlaka bir rahatlatmak lazım. Yani bu öğrencilerimizle ilgili şu an öğrenci bir konuya çalışıyor. Konuyla ilgili bilmediği sorular var, çözemediği sorular var. Bu sorular içini kemiriyor. Öğretmenine WhatsApp'tan atıyor, işte Zoom'dan görüşüyor, şuradan görüşmeye çalışıyor. Bir şekilde o soruyu almaya çalışıyor. Dolayısıyla bu öğrencilerimizin rahatlaması gerekiyor. Benim bu öğrencilerimize tavsiyem kesinlikle şu an geçmiş yıllara kıyasla yani biz onlardan daha az net çözeceğiz. Buralara girmeyelim. Şu an biz bir sınava gireceğiz. Sınava girdiğimizde herkes bizimle aynı olumsuzlukları yaşıyor. Çok olumsuz bir atmosferde bu sınava gireceğiz ama benimle beraber nihayetinde sıralamaya dayalı bir yarışa gireceğim. Bu yarıştaki bütün öğrenciler benimle aynı olumsuzlukları yaşıyorlar. Fırsat eşitsizliği anlamında burada takınılması gereken tavır, imkanları iyi olan öğrencilerin imkanlarını ellerinden almak yerine imkanı olmayan öğrencilere bu imkanı yaratmanın derdinde olmak lazım. Yani Mehmet Bey'in bahsettiği gibi ya şu öğrenci özel ders alabiliyorsa özel ders almasını engelleyeyim mantığından öte, ya bu öğrenciler özel ders alıyorsa bu bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Diğer öğrencilerin de bir şekilde yüz yüze eğitime ulaşma imkanı oluşturmalı. Peki az önce bir velimiz mesaj göndermiş. Ben Mehmet Hocam konuşurken göndermiş. Ben okumak istemedim ama ben şöyle diyor ki eve internet bağladık. Çocuk işte ayrı odaya gidiyor, ders çalışacağım diyor, oyun oynuyor. Evet. Öğretmen bunun farkına varmıyor. Şimdi burada kabahat öğretmenin mi bu arada? Yani çocuk hani canlı derste anladığım kadarıyla canlı derse katıldığını gösteriyor. Hani öyle görünüyor ama o sırada başka internette oyun oynuyormuş. Tabii. Burada öğretmenin yapabileceği bir şey var mı? Şimdi pandemi sürecinin olumsuzluklarından birisi de budur. Yani öğrenci sürecin kontrolünü kendi elinde bulunduruyor. Yani ebeveynler çalışıyorlar. Ebeveynlerin bu anlamda süreçle ilgili gerçekten yeterli bilgiye sahip olmayan anne babalarımız da olabilir. Hı hı. Dolayısıyla süreci öğrenci yürütüyor. Öğrenci gidiyor, online dersim var. Yani bununla ilgili mutlaka velilerimizin alması gereken tedbirler var. Bazen öğrencinin kontrol edilmesi gerekiyor. Ama nihayetinde siz bakıyorsunuz ki öğrenci bilgisayarının başında öğretmenini dinliyor. Ama onun arka planında indirdiği başka ekranlar var, gezindiği başka siteler var. Öğretmenin bunu görmesinin mümkünatı yok. Öğretmen sadece kameradan öğrencinin yüzünü görebilir. Öğretmen için böyle değil. Öğretmen gerçekten arkadaşlarımız, çoğu öğretmenimiz şunu ifade etmiştir. Gerek milli eğitimde çalışan öğretmenler, gerek özel sektörde çalışan öğretmenler. Biz bu süreçte normal zamandan çok daha fazla yoruluyoruz. Doğrudur. Şu an milli eğitimdeki her bir öğretmenimiz haftada 30 saat online eğitim yapıyor. Daha fazla yorulduklarını söylemişlerdi. Peki Mehmet Hocam şimdi aynı konuyla devam ediyoruz. Burada bu uzaktan eğitime geçilmeden önce hocam diyor ki kontrol öğrencinin elinde. Yani öğrenci disiplini ya da kendini disipline ediyor öğrenci değil mi? Evet. Disiplinli olmayanlar işte oyun oynuyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bu uzaktan eğitime geçmeden önce acaba böyle bir çalışma yapılmalı mıydı? Yani öğrencileri bilinçlendirmeye yönelik. Yani bir mesuliyet bilinci. Tabii dediğim gibi yani eğitim ne yazık ki çok televizyon ekranlarında ya da günler öncesi, aylar öncesi tartışılması gerekiyor. Evet. Bakın ben neden bu işlerin konuşulmadığını size bir örnekle vereyim. Şu an bir ailede eğer 3 tane öğrenci varsa ve o evde de sadece bir akıllı telefon varsa ve o ailenin de yoksulluk durumunda ise
bu ailede 3 çocuk, Allah aşkına birisi bana çıksın desin, çıksın desin. Bu çocuklar nasıl o 3 öğrenci uzaktan eğitim derslerine katılacak? Ya bunu aklı başında bir tane yetkili çıksın bize bir anlatsın ya. Yani bir ailede 3 çocuk var. Her biri farklı kademelerde. Ya tablet şu an çocukların eline tablet şöyle söyleyeyim ha. Belki %70-80'ine yakın çocukların elinde tablet yok. Daha yeni bir karar alınmış. 150 bin tane tablet dağıtılacak. Şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi yani 150 tablet derken Türkiye'deki hep bizim yaptığımız acaba tansiyonu nasıl biraz düşürebilirim? Milletin tansiyonunu düşürebilirim. Bir tablet dağıtımından bahsediliyor. Yani aylardır bu yani çocuklar yeterli zaten. Yeterli olmaz mı bu tabletler? İmkansız bir şey. Urfa'da öğrenci sayısı? Yani sadece Urfa'da Mehmet Hocam daha iyi bilir 700 bin insan var ya. 700 bin tane öğrenci var. 700 bin öğrenci. Tepaşlar dağıtılacak 500 bin. 150 bin taneden bahsediyoruz. Sonra 500 bine çıkardı. Bu Türkiye genel bence. Tabii. 500 bin dağıtılacak. Peki yani, burada şey nasıl oluyor? Mesela Şanlıurfa'ya ne kadar veya ne bileyim Kahramanmaraş'a ne kadar böyle bir şey var ben mı? Ben şöyle söyleyeyim. Yani o sayı tabii yetkililerde kayıtlı ama. Toplamda 500 bin deniyor. Nasıl ulaştırılacak? Nasıl dağıtılacak? Yani 500 bin sadece Urfa 700 binden bahsediyoruz. Ve o ailedeki 3 çocuk dediğim gibi yani aileler bunu bizimle iletişim kuruyorlar. Mutlaka buna bakanlığa da bu sorunlar gidiyor. Yani 3 çocuklu bir aile dediğim gibi bir akıllı telefon varsa 2 tanesi eğitimden uzak kalın. Peki şimdi arkadaşlar işaret etti yani programı yavaş yavaş toparlamamızı istiyorlar biliyorsunuz saat 19'da da ana haber bülteni başlayacak. Şimdi ben hemen son olarak şunları öğrenmek istiyorum. Bazı veliler mesela bizim de konuştuğumuz diyor ki çocuk bu sene birinci sınıf yeni başlayan öğrenciler için söylüyorum. Önümüzdeki yıl sınıf tekrar yaptırmayı düşünüyoruz yine birinci sınıftan başlasın diyen oluyor. Veya diğer kademelerde de aynı durum söz konusu. Beşinci sınıfa gidiyordur çocuk. Evet. Ortaokula geçmiş normal şartlarda ama hiç okula gitmedi. Size de eminim ki bu şekilde böyle gelip görüşenler oluyordur. Sizce bir tekrar yaptırmak mantıklı mıdır? Yani bu nesil için söylüyorum. Sınav grubunun dışında. Yani Türkiye'de yapılandırmacı bir eğitim modeli var. Siz 5. sınıfın üzerine 6. sınıfı yani üstten doğru birbirinin üstüne yapılandırıyorsunuz. Evet, yani 6. sınıfı 5'in üzerine monte ediyorsunuz. 7'de 6'ya. Dolayısıyla bir önceki kazanımları almamışsanız üstteki kazanımlarla ilgili problem yaşıyorsunuz. Ama biz bunun çözümünün öğrenciyi bir alt sınıftan devam ettirmek olduğunu düşünmüyoruz. Yani çünkü nihayetinde öğrencinin akranları var. Belli bir yaş grubundaki öğrencilerle aynı sınıfta bulunuyorlar. Hazır bulunuşlukları birbirinden çok farklı. Dolayısıyla sınıf tekrarı yerine bütün öğrencileri ilgilendiren çözümlerin üretilmesi lazım. Evet. İşte telafi eğitimleri yapıldı. Belki bu süreçten sonra hızlıca kayıp zamanın telafisiyle ilgili programların yapılması gerekiyor. Burada öğrencilerimize ve velilerimize de düşen büyük bir sorumluluk var. Bu da bütün bu olumsuz ortama rağmen zamanımızı planlayarak en az kayıpla bir süreci atlatmanın çabası içerisinde olmalıyız. Evet. Mutlaka günümüzü planlamalıyız. Yani online eğitim oluyor diye ya da öğrenci okula gitmiyor diye İstediği saatte kalkacak, istediği saatte uyuyacak, istediği saatte yemek yiyecek. Bu kesinlikle değil. Her velimizin danışman öğretmenlerle, sınıf öğretmenleriyle burada tecrübesine başvurduğu, aile dostlarıyla eğitimin içerisinden olanlarla öğrenciye mutlaka bir günlük plan oluşturulmalı. Öğrencinin canlı dersleri hangi saatte, öğrenci hangi saatte uyuyacak, hangi saatte kalkacak, hangi saatte bunların tekrarını yapacak, mutlaka bunun planlaması yapılması lazım. Yoksa bütün bu olumsuzluklara daha başka olumsuzluklar da eklenecek. Evet. Öğrenci okula döndükten sonra tekrar onu motive etmeyle ilgili, onu derse bağlamayla ilgili çok ciddi problemler Peki. yaşıyorsunuz. Yani çözüm değil, sınıf tekrarı diye bir şey olamaz. Eğitimciler olarak siz değil mi? Aynı evet, konuda evet, evet. Aynı fikirdesiniz. Peki şöyle bir durum olabilir mi? Yani saatimiz de yaklaşıyor. Bu az önce söylenenler yani yapılan açıklamalara baktığımızda bir ay süre zarfında değişik açıklamalar yapılmış. Mehmet Hocam onları söyledi. Önümüzdeki yıl yani yaz mevsiminde eğitimin devam edeceği anlamına geliyor mu? Yani bu pandemi sona erdiği zaman telafi anlamında. Temmuz, Ağustos'ta da okulların açık olacağı gibi bir öngörünüz var mı? Yani şöyle söyleyeyim. O söylenen
eğitimciler tarafından dillendirilen. Çünkü bu çocukların uzaktan eğitimde, yüz yüze eğitimden uzakta kalması nedeniyle, yani bu eğitim boşluğunu doldurmak için, bu eğitim boşluğunu doldurmak için şu an eğitimciler tarafından bu dillendiriliyor. Yazları ders yapılması gerektiğini. Çünkü büyük bir açık oluştu. Çocuklar gerçekten bir nesil adeta kayboldu. Ya bu kaybolan bir nesli acaba nasıl ayakta tutabiliriz diye bizim gibi eğitimciler, başka eğitimciler bunu dillendiriyorlar. Ama şu an resmi olarak böyle bir çalışma yok. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tabii böyle bir açıklama yapılmadı değil. Ya da hükümetten öyle diyelim. Peki son cümleleri alalım. Biraz sonra biz de haber bültenine başlayacağız. Mehmet Hocam sizinle hemen başlayalım. Birkaç cümleyle toparlamak gerekirse... Yani talepleriniz nelerdir eğitimciler olarak? Ne olmasını istiyorsunuz? Yani ben son cümlelerimi iki başlık altında böyle bir özetlemeye çalışayım. Yani birincisi online yüz yüze eğitim süreciyle ilgili. İkincisi de yani öğrencilerimizin bu süreçte dikkat etmeleri gereken şeyler. Vaka olarak şu an bir online eğitim sürecini yaşıyoruz. Temennimiz bu sürecin bir an önce son bulması. İnşallah. Bütün veriler yüz yüze eğitimin gerçekten elzem olduğunu ve sağlıklı bir şekilde bu eğitime geçilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bunu söylerken alınması gereken tedbirler ne ise, bir sınıfta bulunabilecek maksimum öğrenci sayısından tutun, işte daha önce başkanlığın yayınladığı bununla ilgili kılavuzdaki doğrultuda alınması gereken önlemlere kadar hepsi alınarak bununla ilgili bu geçiş süreci inşallah bir an önce başlar. En büyük temennimiz bu. Bu süreç içerisinde bahsettiğim gibi öğrencilerimize, velilerimize tavsiyemiz de mutlaka öğrencilerimizin zamanlarının planlanması ve bir kontrol içerisinde bu sürecin değerlendirilmesi. Aileleriyle zaman geçirmeleri, ortak etkinlik yapmaları, bunu önemli buluyoruz. Yine bu süreç içerisinde öğrencilerimizin kendilerini geliştirecekleri bir zaman dilimi olarak görsünler bunu. Fırsata çevirsinler. Bir fırsata yani. Çevirsinler. Evet. Yani olumsuz yanlar var. Bunlara takılıp kalmasınlar. Bütün bu olumsuzluklara rağmen yapabilecekleri var. Yeni hobiler geliştirebilirler. Kitap okumaya daha fazla zaman ayırabilirler. Ve en önemlisi bir gün bu pandemi belasından kurtulacağız. Yani bunu mutlaka unutmamalıyız. Ve önemli olan bizim bu süreci ne kadar verimli geçirdiğimiz. Birçok olumsuzluklar var. Deminden beri konuştuk, konuşmadığımız, ifade etmediğimiz birçok olumsuzluklar var. Ama bütün velilerimiz, öğrencilerimiz şunu bilsinler ki bu pandemi süreci bitecek ve önemli olan bizim bu süreci her birimizin bireysel olarak ne kadar verimli kullandığımız, evet. Bunun üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor. Peki. Yani en az hasarla atlatmamız gerekiyor. Mehmet Hocam, Mehmet Büyük Hocam buyurun sizden de birkaç cümle alalım. Tabii burada son cümlelerimi toparlarken burada teşekkür etmem gençler adına bazı kesimlere teşekkür edeceğim. Ben gençler adına özellikle öğretmen STK'ları dediğimiz öğretmen özlük hakları için adeta kıyamet koparırken kıyamet koparmasın demiyoruz öğretmen STK'ları, sivil toplum kuruluşları. Öğretmenin özlük hakları için tabii ki mücadele etsinler. Ama öğretmen özlük hakları için verdikleri mücadeleyi ne yazık ki kaybolan bir nesil için vermedikleri için ben tüm burada öğretmen STK'larına, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Yine muhalefet partilerine bir diyelim ki mevcut iktidarla efendime söyleyeyim basit bir olay üzerinde kıyamet koparırken ne yazık ki eğitimden 9 aydır uzakta kalan bu nesli, kaybolan bir nesli hiçbir zaman mecliste gündeme getirmemeleri, birçok ulusal televizyonda gündeme getirmemelerinden dolayı ben gençlerimiz adına bütün muhalefet partilerine teşekkür ediyorum. Bunların hepsinin sonunda da parantez içinde bir ünlem işareti var. Peki Mehmet Büyük Hocam, Mehmet Ercan Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sevgili seyirciler, eğitimin pusulası programını burada noktalıyoruz. Esasında yani eğitimle ilgili konuştuğumuzda bize 45 dakika 50 dakika mümkün değil, yeterli olmuyor. Sizlerden de gelen sorular var, sormamızı istediğiniz ancak bunların her biri ayrı ayrı başlıklar olduğu için özür dileyerek söylüyorum ki bu soruları eğitimci misafirlerimize soramadık ama bundan sonraki programlarda yine biz karşınızda olacağız. Bu konuyu çokça konuşacağız gibi görünüyor. Bizim de temennimiz okulların bir an önce açılması, yüz yüze eğitimin başlaması. Efendim yaklaşık 10 dakika sonra ana haber bülteniyle karşınızda olacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.